takılma gibi şey yapıyor. Göle maya atıyorlar ya tutarsa. Eğer gölde maya tutarsa bu örgütleşmede tutacaktır. Bu topluma mal edilecektir. Dolayısıyla bir hayal ürününden başka bir şey değildir. Bu yolda elbette ki birçok baskılar, birçok bölünmeler, parçalanmalar deneyeceklerdir. Amaçları zaten bu doğrultudadır, bu yöndedir. Fakat onu da başaramayacaklardır. Yani eğer onu başarırsalar Aleviliği yok etmeyi başarmış olacaklardır. Alevilik asırlardır, yüzyıllardır onca katliama, onca yok saymalara, onca işkencelere rağmen yok edilemedi ki 21. yüzyılda bu eylemlere Alevilik boyun eğsin ve bu kültürü, bu toplumu ortadan kaldırsınlar. Söylediğim gibi bu sadece yeni denenilen bir şey değildir. Son denenen durumda olan bir uygulamadır. Geçmişten bu tarafa her dönemde asimilasyona uğratmak için ellerinden geleni hep yapıyorlar. Son 2002'den sonra özellikle bu iktidar döneminde de bu en bariz şekliyle, en acımasız şekliyle uygulamaya konulmak istenmiştir. Ağza alınmayacak hakaretler, cümbüş evleri demekle, terör yuvaları demekle ve oralarla eşleştirmek yönündeki her türlü suçlamaları yapmışlardır. Fakat çamur at izi kalsın mantığıyla gittiler ama çamur atanın eline de bulaşıyor o çamur. Bunu da toplumun her kesimi daha iyi bir şekilde görüyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bir defa cemevlerini yine resmi olarak tanımış değillerdir. Birçok cemevimizin yerlerini bile ellerimizden almaktadırlar. Hacı Bektaş dergahındaki yer bugün Bakanlığa, Kültür Bakanlığı'na bağlıdır. Bunun gibi çok Alevi kurumuna ait olan yerler bakanlığın elindedir. Kiralama şeklinde tahsisleri yapılmıştır. Elektriklerimiz, sularımız yıllarca, defalarca taciz edilerek kesilmiştir. Elektriksiz bırakılmışızdır. Ama ne yazık ki Alevilik hakkında da gerek iç hukukta, gerek iç hukukun tükendiği yerlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de birçok Alevi kurumu olarak davalar açılmıştır. Bu fakat asıl bizi üzen, bizi kahreden konu kendi, bırakın Avrupa'da dava açmayı, kendi ülkemizde bile hukuka başvurmak bile bize üzüntü vermiştir. Oysa bu işler iktidarlar ve siyasi erk tarafından verilmesi gereken haklarımızdır. Ama biz bu hakları iç hukuk yollarıyla elde ettiğimiz halde uygulanmamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleriyle de gerek okullardaki din dersleri zorlamasıyla, gerek bir takım ayrıcalıklarla kazandığımız davaları ne yazık ki yine siyasi erk kanunları, mahkeme kararlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararlarını, Türkiye'deki Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemeleri kararlarını uygulamamakta direnmiştir. Bununla da kalmadığı gibi bu toplumu özünden uzaklaştırıp kendi Alevisini yaratma çabası içerisindedir. Söylediğim gibi
bu göle bu maya tutmayacaktır. Beyhuda uğraşlardır bunlar. Ancak Alevi toplumu birlik ve beraberlik içerisinde bu zulmün, bu haksızlığın, bu asimilasyona karşı direnişin mücadelesini en iyi şekilde verecektir. Bu kopuşlar bu örgütlenmeden önce de vardı. Çıkar ve menfaatler doğrultusunda kendilerine yandaş edindiği dedeler, hatta bir takım önde gelen kanaat önderlerimizi de maalesef sadece bu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmadan önce de kendilerine bir taraftar edindikleri kesim olmuştur. Her zaman da sanki olacak gibidir. Bunları tamamen sıfıra indirmek asla mümkün olmayacaktır. Çünkü her toplumun içinde çürük zihniyette olanlar mutlaka olacaktır.